Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir günden yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar 2022 model Fiat Egea EZ Plus model aracımızla pov sürüşü yapacağız. Şu an Elazığ'dan Malatya'ya gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu yolda bayağı radar var. Biraz önce birkaç tanesine denk geldik radara. Fazla hız yapamıyoruz. Ama yollar güzel, virajlı. Ve inip çıkmalı, yani rampa da var. Rampa aşağı da var. Rampa yukarıda çıkacağımız yerler mevcut. Aracımız şu an 6000 kilometreyi geçti arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sıfır almıştık. Şu an araç 6000 kilometreyi geçti. Baya bir rampa çıkıyoruz şu an. 75'e sabitli. 69-68 diye düşüyor. Hava kapalı. Güzel video olacaktır umarım görüntüsü. Mesela bir önceki pov sürüşümüzde güneşli olduğu için pek kaliteli olmamıştı görüntü tam anlamıyla. Şu an daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hava 3 derecede şu an. Anlık tüketime de bakacağız. Şu an düz yolda anlık tüketim 5.3 gösteriyor. 75 km hız sabitlemeyi kapattım. 2000 devirde 6. viteste arkadaşlar. Yani yaklaşık yakıt olarak arkadaşlar 5 ila 7 litre arası yakıyor bu araç. Düz yolda 5'e düşüyor. İşte rampalı yerlerde de 7 litreyi de geçebiliyor. Bu normal bir şey tabii ki de. Şimdi şurayı da geçelim. Sonrasında biraz virajlı yollarda da test etmiş olacağız. Bu arada radar olabiliyor. O yüzden biraz dikkatli gitmemiz gerek. Şöyle kediyi de görüyorsunuz. Camın iç kısmında biraz leke kalmış arkadaşlar, kusura bakmayın. Ön camda rezistans olsaydı çok daha iyi olurdu. Mesela arka camda rezistans var arkadaşlar. Ama ön camda yoktur. O yüzden klima ile açmamız gerekiyor camı. O da biraz uzun sürüyor ve kenarlarda bu şekilde kalabiliyor. Bu normal bir şey. Böyle bir özellik rezistans olmadığı için normal bir olay. Ama arka camda arkadaşlar gerçekten rezistansın farkını görebiliyorsunuz. Hemen açıyor yani. Bir de kenarlar falan hiç buğulu kalmıyor. Bunda da ön camda da rezistans olmasını isterdim. Hatta bana kalsa şu yan camlarda da arkadaşlar rezistans olmasını isterdim. Elazığ'dan Malatya'ya geliyoruz. Tekrar söyleyeyim. Arkada bir kedi var. Plaka da hiç görünmüyor arkadaşlar. Şu mikser değil mi? Bu beton mikseri. Herhalde büyük ihtimalle. Şöyle 6. viteste dip gaz yapayım arkadaşlar. 6. vites dip gaz. Şöyle şu uyarı bir geçse kaça çıktığımızı görürdük. Şu an 6. vites dip gaz. Bir geçelim. Kedici geçsin. Şöyle gördüğünüz gibi. Arabada iki kişiyiz arkadaşlar. Abim ve ben varız. Yani şu an malzemelerle falan 250 kilo civarı bir yük var. Şu araları, şu kısımları bir geçelim. Sonrasında biraz aracı denemiş olacağız. Tekrardan. Biraz gaza dokunacağız yani. Trafiği tehlikeye atmadan biraz gaza dokunacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şöyle rampa aşağı. 6. viteste basıyorum. (Gülüyor)
Kediyi görüyorsunuz arkadaşlar. Orada bir viraj var. Şu an bakın 158. Giriyorum viraja. 163. ...67... ...170... Viraja giriyorum arkadaşlar. Yavaşlıyorum. 170 ile virajı döndük arkadaşlar. Şöyle kediciye bir sol çekelim. O arkamızda gelsin. ...181, 182... ...184... ...185... ...186... ...200... ...202... ...203. Bıraktım gazı, tekrar bastım. ...208 dedik, bırakıyoruz arkadaşlar. Burada da tehlikeli radar olabilir. Hem buralarda araçlar da çıkabiliyor. Yavaşlıyoruz. Ama gördüğünüz gibi 170-180'le viraja girdik arkadaşlar. Ama o ilk virajda biraz çekinmedim değil. Sanki biraz araba böyle havalanır gibi oldu. Ama herhangi bir şekilde kayma ya da çizginin dışına çıkma olmadı. Ama insan işte biraz şüpheye girebiliyor. O yüzden tehlikeye atmamak lazım. 170'in üzerinde, mesela ilk virajda herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, 170'e girdiğimiz yerdeki virajda biraz çekindim, ne yalan söyleyeyim. Ama sonraki girdiğimiz 180 falan, oralarda sıkıntı yaşamadık. Güzel. 208 dedik araçla. Güzel bir sürüş oldu arkadaşlar. 208 kilometre hız yaptık. Fazla da tehlikeye atmaya gerek yok. Sonuçta bir anlık bir şey yani. Burası düz değil, onu da söylemiş olayım. Yani 1.4 atmosferik motor nasıl olur da 208 km hız yapar gibi yorumlar gelecektir, gelsin. Burası rampa aşağı olduğu için o hızlara ulaşabiliyoruz. Ha, düzde ulaşır mı? Ulaşacağını düşünüyorum ama bayağı bir yol gitmesi gerekiyor. Biz kısa sürede dediğimiz için, rampa olduğu için kısa sürede 208 km hız dedik. Bu şekilde şu an gidiyoruz. Hava 4 derece oldu. Birisi de yeni traktör mü almış yoksa tamire mi götürüyor, bakıma mı götürüyor? 2021 yılında yaptılar. Açılış yılı. Güzel. Yollar güzel. Kedici geldi arkadaşlar. Şu an solluyor bizi. Burası 5 derece. Tünelin içerisi. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, yorumlarda belirtin. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Daha iyi içerikler gelmesi açısından. Sonuçta bu videolar için belirli bir emek harcanıyor, belirli bir zaman veriliyor. Gerçekten bu işler öyle kolay değil. Aslında çok zor da değil ama şöyle söyleyeyim, fazla zaman isteyen bir iş ve
garantisi olmayan bir iş olduğu için insanları bayağı yoruyor, bayağı zamanını harcıyor yani. O yüzden illaki emeklerinin karşılığını Allah verir ama işte insan da sabırsız olduğu için biraz acele ediyor. Şöyle tünelden de çıkalım. Şimdi de köprüye geçeceğiz arkadaşlar. Kömürhan Köprüsü 660 metre. Evet. Şöyle 6. viteste 80 kilometreye sabit bir hızla arkadaşlar 4 litre bandında gidiyor. Şu an biraz rampa çıkıyoruz. 5.7 6 litre oldu mesela. Evet. Gerçekten güzel bir deneme oldu. Şimdi de devam ediyoruz. İki ile devam. İkinci vites ile devam ediyoruz. Bakalım. Evet. Fiyorun özü geç. Gübememe geldi. 5.20 i. Yerleşim yeri olduğu için burada hızı bayağı azaltıyorlar. Yani bazı yerlerde 50 kilometre, bazı yerlerde de 30 kilometreye düşürdükleri oluyor. O nedenle böyle yerleşim yerlerinde radarlar bayağı oluyor. Radar çok oluyor yani. Evet. Işık yeşil yansa da bekleyenler oluyor. Şöyle sola çıkalım. Yani bu araç arkadaşlar yüksek devirlerde performans sergileyebiliyor. Cidden yani mesela 4000'in üzerindeki devirlerde gerçekten iyi performans sergileyebiliyor. O zaman da biraz fazla bağırıyor. İşte bir o yanı kötü arkadaşlar. Şöyle 6'yı alalım. 70 kilometre, 72-75. 6. viteste... Burası Tarım Kredi Kooperatifi mi varmış burada? Kale Tarım Kredi Kooperatifi. Şöyle 6. viteste arkadaşlar. 2000 devir 75 km hızla bakalım ne kadar yakıyor. Anlık tüketim düz yolda 4.5-4.6 aralığında yakıyor. Yani kısacası arkadaşlar. Şöyle söylemek gerekirse sıfır bandında bu araçtan iyisi yok. Zaten bu fiyatlara bir sıfır araç almak istiyorsanız sadece Egea alabiliyorsunuz. Ya da şöyle bir düşünce var. Mesela 2022 model 1.4 benzinli Egea alacağım arkadaşlar. 2010-2012 model daha Focus, Jetta, işte Astra'dır o şekilde ya da daha değişik Honda Civic falan alabiliriz diye ya da alırım diye düşünenler var. Ya bu tamamen göreceli bir kavram. Kullanıcıdan kullanıcıya değişecek bir kavram.
Sıfırı aldık arkadaşlar. Sıfır alması bir yönden iyi. Çünkü araç sıfır. Kimse binmemiş, kimse kullanmamış oluyor. Ondan ziyade bakımları daha gelmemiş oluyor. Mesela ikinci el alacağınız o 2012-2013 model Focus'larda, Jetta'larda, Golf'te, Astra'dır, şudur, Civic'tir. O şekilde araçlarda sıkıntılar çıkabiliyor ya da ağır bakımlar gelmiş oluyor, kilometreler yüksek olmuş oluyor. Bir de bu açıdan düşündüğünüz zaman Fiat Egea sıfır almak daha mantıklı geliyor. Zaten satışlar rakamları da bu şekilde artıyor. Yani sıfır fiyatı diğerlerinin ikinci el fiyatıyla aynı olduğu için. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mesela Egea biz aldığımızdan itibaren, mesela biz 300 bin liraya peşin aldık arkadaşlar. Videomuz var. Onu yukarıya kartlar kısmına koyarım. Şimdi şu an 450 bin liranın üstünde fiyat veriyorlar. Bu haliyle. 6 bin kilometre haliyle 450 bin TL'nin üzerinde veriyorlar. Yani evet üstüne getirmiş desek yanlış olur. Bu tamamen bir paranın enflasyonla alakalı bir şeyi. Çünkü bu fiyata bunu satıp da tekrardan sıfır alamayacaksınız. Fiyat listesine bakarsak bazen de ikinci ellerin sıfırından pahalı olduğunu görüyoruz. Böyle de bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık var arkadaşlar. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani demem o ki arkadaşlar, şu an elinizde ne varsa onun kıymetini bilin. Çünkü onu sattığınız zaman, eğer aynı gün aldınız aracı, mesela bir aracınız var, bu Egea'yı sattık mesela, ben kendi üzerimden konuşayım. Ben kendi adıma konuşayım arkadaşlar. Mesela bu aracı bugün satarsam tekrardan bugün almak zorundayım. Çünkü yarına ya da 10 gün sonraya kaldığı zaman ben tekrar bu fiyata alamayacağım aynı arabayı. Yani böyle bir şey var. Düzen var. Hiç iyi değil aslında. Ama artık buraya geldik. Bu hale geldik. Artık bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şu an elinizde ne varsa onun kıymetini bilmeniz gerekiyor. Araçlarda da arkadaşlar, mesela en az üstüne getiren araçlardan birisi de Egea. Şimdi başka marka araçlar olmuş olsaydı onlar çok daha aşırı pahalanmış olacaktı. Bu araç sıfır olmasına rağmen mesela 300'den 450'ye geldi. Sıfır ikinci eli 150 bin lira üstüne getirmiş oldu. Bu şekilde düşünürsek gerçekten az getirmiş oluyor. Çünkü diğer araçlara baktığımızda %60 %70'lere varan, hatta daha ilerilere gittiğimiz zaman iki katını aşan fiyat farkları ortaya çıktı. Öyle düşünürsek Egea üzerine daha az getirmiş oldu. Şöyle de söyleyeyim arkadaşlar. Dolar, altın, euroya yatıranlar var. Döviz kuruna yatıranlar var. Zamanında dolar, euro iyi getirdi. Ama o zaman araç almış olsaydık doların kat be katı, altının kat be katı üzerine getirmiş olacaktı. Bir de böyle düşünmek var. Yani bir hurda da olsa mesela bir Doğan ya da Şahin o zamanlar mesela 5-6 bin liraya, daha öncesini söylüyorum, 5-6 bin liraya satıldığını gördüm. Hatta biz akrabalarda satan oldu, 5600 liraya falan satıldı. Şimdi o araç olsa hiç yoktan, yani hiç yoktan 50-60 bin lirası vardır, hiç yoktan. Şimdi onu almış olsaydınız ne kadar katlamış oluyor? 5000 lira olsa, 50 bin lira yapsa 10 kat değil mi? 10 kat bir artış olmuş. Şimdi dolar ne kadar getirdi? Altın ne kadar getirdi? Bunu bilmek ve yapmak çok önemliydi. O zamanlar yapanlar yaptı arkadaşlar. İşte yapamayanlar da bu şekilde benim gibi konuşuyor yani. Zaman geçti. Ha, geçmişte miyiz? Yani geç kalmış mıyız? Bence geç kalmadık. Araçlara mesela şu an haber sitelerinin bazılarında ikinci elin %6 artış yaptığını da söylüyor. Bilmiyorum. Her şeyin hayırlısı diyelim. Elinizdekinin kıymetini bilin arkadaşlar. Kullanmaya bakın. Biraz da Egea'ya gelecek olursak arkadaşlar, bu ürün fiyat performans ürünü. Yani aşırı bir performans beklemeyin. Şu orta segmentte güzel, konfor olarak, yakıt olarak, al satı iyi mesela. O şekilde düşünürsek Egea fiyat performans ürünü. Yani şimdi kullanacağınız arabaya ya da kıyasladığınız arabaya göre değişir. Bir Focus'la, bir Jetta'yla,
bir Civic'le kıyasladığınız zaman elbette ki konfor farkı falan ortaya çıkacaktır. Zaten onlar da bunun iki katı fiyatı neredeyse. Bir de onu o konudan ele alırsak Egea gerçekten başarılı bir araç. Kanalımda incelemeleri mevcut. POV sürüşü yaptık. Bu ikinci POV sürüşümüz. İlerleyen zamanlarda daha da videolar gelecek inşallah. Bakalım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın yeni videolar için. Sağlıkla ve huzurla kalın.